Sıcak yaz günleri yaklaşırken arka plandaki konumuz orman yangınları. Türkiye orman yangınlarına havadan müdahale için yeterli sayıda helikoptere, uçağa, insansız hava aracına sahip mi? Yeni konseptler neler? Ve Türkiye'nin önünde bu filoyu yenilemek için bir fırsat var mı? Gelin arka planda orman yangınlarına havadan müdahaleyi birlikte inceleyelim. İklim değişikliğiyle birlikte dünyamızda sıcaklık hızlı ve tehlikeli bir şekilde artıyor. Yangın riski yükseliyor. Yaşadığımız çok acı tecrübeler var. Orman yangınlarının başlangıcında havadan yapılabilecek etkili müdahale yangının büyümesini engelliyor ve büyük felaketlerin önüne geçiyor. Bu yüzden Kara Konuştu, helikopter ve uçakların yanı sıra amfibik hava araçları ve tabii ki bunun yanında birlikte çok ciddi bir yerde insan gücü, arazözler, söndürme sistemleri orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli bir yere sahip. Videomuzda hava araçlarını inceleyeceğiz ama iş sadece hava araçlarıyla bitmiyor. Bu yıl yangınlarla mücadele edecek 25 bin kahraman yer personeli, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2453 ilk müdahale aracı, 821 iş makinesi bu gücün yer kuvvetini oluşturuyor. Orman Genel Müdürlüğü 2024 için filo yapısını şu şekilde açıkladı. 105 helikopter, 26 uçak, 14 İHA. Filonun önemli bölümü sezon kısa olduğu için kiralama yoluyla ülkemize kazandırılıyor. Artan yangın riskiyle son yıllarda kiralık çoğu Rus malı helikopterlerin giderek fiyatları artıyor, bulmakta zorlanılıyor. Gönül kalıcı bir hava aracı filosu oluşturmaktan yana. Geçtiğimiz yıllarda Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Orman Genel Müdürlüğü ortak bir adım attı. Tek motorlu, turboprop motorlu, hem karaya hem denize inebilen AT-802 tipi uçaklar satın alındı ve bu uçaklardan ilk 4'ü geçen yıl teslim edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı pilotlar geçen yılı eğitimle tamamladılar ve bu yıl 4 adet uçak orman yangınlarıyla mücadele edecek. Yeni model uçaktan geçtiğimiz yıllarda da kiralama yapılmıştı. Beraber bu uçaklar tek motorlu uçak filosunu oluşturuyor. Bu uçakların en büyük avantajı ülkenin farklı noktalarında çok çeşitli noktada hazır olarak beklemeleri. Yangın çıktığı zaman gelecek bir ihbarla birlikte bu uçaklar hızlı bölgeye intikal ediyor ve başlangıçta attıkları sularla yangının söndürülmesi veya kontrol altına alınmasında önemli bir yere sahip. Bu uçakların biraz önce belirttiğim gibi hem karaya inen hem de pilot olarak adlandırılan amfibik modelleri, yani hem suya hem karaya inebilen modelleri mevcut. Ancak ülkemizde denizlerdeki dalgaların yüksekliği nedeniyle bu uçakların amfibik modelleri denize iniş kalkışta sıkıntı yaşıyor. Bu açıdan uçakların bir kısmının önümüzdeki yıllarda karaya inebilen modellerle değiştirilmesi hedefleniyor. Bir başka önemli tartışma konusu Türkiye'nin kalıcı filolarından biri de Türk Hava Kurumu'na ait. Türk Hava Kurumu'nun Kanada imalatı CL-215 tipi yangın söndürme uçakları var. Hatırlayacaksınız, bir dönem bir bakan bu uçakların kapasitelerinin yetersiz olduğu, 500 litre ile bu limit altında kaldığını belirterek Hava Kurumu'nun uçaklarını ihale dışı bırakmıştı. Sonradan yangınlar arttıkça bu uçakların ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bakımları Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından yapılıp bu uçaklar faal hale getirildi. Ancak bu uçaklardan 8 adet var Türk Hava Kurumu'nda, 4'ü aktif olarak kullanılabiliyor. Yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna geliyor. Burada Türkiye'nin önünde şu fırsat var. 8 adet uçağın 4'ü modernize edilebilecek altyapıya sahip. Yani piston motorlar sökülüyor. Yerine çok daha fazla güç üretilen turboprop motorlar konulabiliyor. Uçakta aynı zamanda aviyonik, yani elektronik parçalar açısından da modernizasyona gidiliyor. Böylece uçağın ömrü 30 yıl daha arttırılmış oluyor. Şimdi Türkiye'nin önündeki fırsat, bu uçakların üreticisi Bombardier şirketi Viking tarafından satın alındı ve tekrar De Havilland adlı bir şirket yapısı haline getirildi. Bu uçağın yeni modeli üretilinceye kadar yaklaşık önümüzde 2 yıllık bir süreç var. Eğer fırsat kullanılırsa bu uçaklar modernize edilir ve en azından 4 tanesi daha 30 yıl daha gövde ömürleri var bu uçakların kullanım kapasitesine sahip olunur. Bu sırada da bu uçakların
yeni modeli olan DHC-515 siparişi verilebilir. De Havilland şirketi geçtiğimiz günlerden itibaren bu 515 modeli için yeniden sipariş defterini açmış durumda. Yunanistan, Hırvatistan ve arkasından İspanya bu uçaklara sipariş verdi. Uçağın yenisinin fiyatı da yaklaşık 45 ila 50 milyon dolardan başlıyor. Yani Türkiye henüz 2 yıl sonra teslim edilmeye başlanacak ve sipariş defteri giderek kabaran, çünkü istediğiniz an uçak alamıyorsunuz. Türkiye kendi uçaklarını modernize ettikten sonra yeni model 515 için sipariş verebilir. Yeni modelinde yaklaşık satış fiyatı istediğiniz donanıma bağlı olarak 45-50 milyon dolar civarından başlıyor. İstediğiniz donanıma göre biraz daha fiyat yukarı doğru çıkabiliyor. Biraz önce belirttim, Yunanistan, Hırvatistan, İspanya bu uçağın yeni modellerinden sipariş vermeye başladı ve giderek üretim hattı doluyor. Türkiye bu uçak filosundan devam etmek istiyorsa Kanada'ya hazırda ambargonun kalkmasıyla birlikte ilişkiler düzelmiş durumda. Bu uçağa sipariş verip bu fabrikadan kendine uçak alabilir. Bu şekilde yeni bir filoya sahip olabilir. Bu avantaj çok önemli bugünler için. Eğer biz bu fırsatı kaçırırsak tekrar yeniden sıfırdan bir yangın söndürme filosu oluşturmakta Türkiye çok ciddi zorluk çekecek. Türkiye geçtiğimiz yıllarda Chinook olarak tanıdığımız CH-47'lerin D modellerinin sivil versiyonlarını da kiralamıştı ve orman yangınlarında bu helikopterler yüksek kapasiteleriyle dikkat çekmişti. Hızlı, çabuk operasyon yapabilen, bakımları teknik açıdan çok fazla problem çıkarmayan bu helikopterler uçuşlarına devam ediyor ve bu açıdan da hem gece görüş sistemlerine sahip modelleriyle hem de gündüz uçuşlarıyla orman yangınlarına büyük destek gerçekleştirecek. Manavgat'ta yaşanan 2021'deki yangından sonra gece görüş sistemleri başta olmak üzere yeni teknolojiye sahip helikopterler konusunda da adımlar atılmıştı. En büyük destek de İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik'ten geldi. Buradaki bu 3 birimin helikopter pilotları gece yangın söndürme eğitimleri aldılar. Burada jandarma ile ilgili özel bir parantez açmak istiyorum. Malum helikopterler yangınlara müdahale ederken altlarında bir sepet sistemi taşıyorlar. Bu sepet sistemiyle sudan gerekli miktarda yangın söndürme için suyu alıp havuzlardan yangın bölgesine taşıyor veya denizden, gölden bunu alabiliyor. Jandarma bu yıl ilk defa HeliTAK olarak adlandırılan yeni bir sistemi denedi. Jandarmanın envanterinde TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilmiş Sikorsky T-70 helikopterlerin altına HeliTAK sistemi takıldı. Bu sistemle o sepet sisteminin salınım yapmasının önüne geçilerek çok daha emniyetli bir uçuş için helikopter havuza yaklaşıyor. Sallandırılan boruyla kısa süre içerisinde HeliTAK'ın içerisine su alınıyor ve daha sonra söndürme işlemi gerçekleştiriyor. Jandarma pilotları için bunların eğitimlerini tamamlamış durumda. Hatta ben videolarımda da size anlattığım konuyu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da hurdacılarda meydana gelen yangın sırasında HeliTAK'lar yoğun olarak kullanıldı ve sistemde gerçek bir yangında test edilmiş oldu. Jandarma, sahil güvenlik, gerekirse kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetlerinin helikopterleri bir rezerv güç olarak elde tutuluyor. Aynı zamanda hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarının gövde içine konulan özel söndürme kitleriyle birlikte kimyasal veya normal orman yangınları için havadan mücadele gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılda Airbus, Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılan A400M nakliye uçaklarına bu tür bir sistemi entegre ettiğini açıkladı. Ben rezerv yani yedek güç olarak bu tür uçakların da yoğun olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Ancak mevcut yangınlar üzerine dalış ve çıkışlarda geçmişte yaşanmıştı bu. C-130 uçaklarının gövdelerine binen yük nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilmişti. Yakın bir tarihte Türk Hava Kuvvetleri'nin nakliye uçak filosu yenileştirilirse, yeni uçaklar alınırsa bu tür eski uçaklar orman yangınlarıyla mücadele için görev alabilir. Benzer bir şekilde Almanya'nın emekli ettiği C-160 uçaklarından 3'ü Avustralya'da bir şirket tarafından satın alındı. Bu uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacaklar. Türk Hava Kuvvetleri yakın bir zamanda uzun yıllardır kullandığı C-160'ları emekli etti. Bu anlamda C-160'lar orman yangınlarıyla da mücadelede kullanılabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki önemli olan burada o uçakların gövdelerinin, kanatlarının, motorlarının durumu ve bu operasyonun ekonomik olmasının yanı sıra uçuş emniyeti kuralları içerisinde yapılıp yapılamayacağı.
Ne zaman orman yangınlarıyla ilgili amfibik olarak adlandırılan, yani hem suya hem karaya inebilen uçakları anlatıp CL-415, CL-515 gibi modelleri söylediğimiz zaman izleyicilerimiz Japonya ve Çin'le tasarlanmış 4 motorlu uçakları bize örnek gösteriyorlar. Bunlar Japonların Shin Maiwa US-2'si ve Çin'in de AG-600 serisi. 4 motorlu bu uçaklar yüksek kapasiteye sahip. Ancak şu problem var, henüz daha uluslararası sertifikaya bu uçaklar sahip değil. Bu nedenden dolayı diğer modellerde olduğu gibi Türkiye'nin ihalesine girebilir mi? Açıkçası soru işareti oluşturuyor. Gelelim Rus Beriyev uçaklarına. Geçmiş yıllarda bu uçak kiralama yoluyla Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Hatta bir dönem Orman Genel Müdürlüğü'nün bu uçakları alması gündeme gelmişti. Ancak bu uçakların motorları Ukrayna'da imal ediliyor ve savaş nedeniyle bu uçakların açıkçası nasıl bir geleceğe sahip olacağı soru işareti oluşturuyor. Sonuç olarak iklim kriziyle birlikte orman yangını riski giderek artıyor. Her ülke kendi uçak ve helikopter filosunu büyütüyor. Bu filoya yeni uçaklar katabilmek, eldekileri ekonomik olarak kullanabilmek çok önemli ve daha önemlisi yetişmiş personeli elde tutabilmek. Bu konuda atılacak adımlar kiralamanın veya ticaretin dışında devlet eliyle yapılması gerekiyor.